Merhaba arkadaşlar. Bugünkü projemiz bir önceki projemizin devamı şeklinde olacak. Bugünkü projemizde yine manyetik indüklenmenin nasıl oluştuğu, enerji nasıl elde edildiği ile ilgili bir proje hazırladım sizlere. Umarım faydalı olur. Çok vakit kaybetmeden isterseniz projemize geçelim. Evet, sıra geldi bobinlerimizi sarmaya. Bobinlerimizi direkt metalin üzerine sarmayacağım. Çünkü izolesi sıyrılabilir. Burada 0,50 mm kalınlığında bakır tel kullanacağım. Şu şekilde daralan makaronla izolasyon yapacağım arkadaşlar. Maalesef bizim iş biraz tehlikeli arkadaşlar. Lütfen gözlük ve eldiven takmadan testleri yapmayın. Bildiğiniz gibi geçen projemizi yaparken bir yaralanma yaşamıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parmaklarım bu şekilde iyileşmeye başladı. Artık bundan sonra tehlikeli durumlarda eldiven kullanmamız şart. Bana geçmiş olsun dileğinde bulunan arkadaşlara en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gerçekten düşünmeniz yeterli. Şimdi bu kısma bobinlerimizi saracağız arkadaşlar. Evet, daralan makaron kullanacağım. Bu aşamada daralan makaron bizim işimizi gayet kolaylaştıracaktır. Çünkü bobinimizin sıyrılmaması gerekiyor. Bobinlerin üzerinde emaye boya var bildiğiniz gibi. Evet, gördüğünüz gibi bobinimi sardım. Evet, şimdi tüm bobinlerimi gördüğünüz gibi sardım. Şimdi buradaki diğer mıknatıslarımın olduğu ölçüde hazırlamış olduğum ahşap plakamın üzerine hepsini teker teker montaj yapıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi tüm bobinlerimizi seri bir şekilde bağlayacağım arkadaşlar. Şu bizim çıkışımız, bu ise girişimiz. Bununla bunu bağlıyoruz, bununla bunu. Birinin girişini diğerinin çıkışına bu şekilde bir seri bağlantı yapacağız arkadaşlar. Şu bizim bobinimiz olduğunu düşünün. Yani şu şekilde bağlıyorsak bundan diğerine geçiyorsunuz.
bu şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki kablonun üzerindeki emaye boyayı yakmayı ve bakırı çıkarmayı unutmayın, çünkü yalıtkandır bu kablolar üzerindeki boyadan dolayı. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde bakırını çıkarmayı unutmayın. Adım adım sona doğru yaklaşıyoruz. Hemen çıkışlarımı yapıyorum. Çok az bir işlemimiz kaldı. Evet, bu sefer diskimi ahşaptan yaptım. Yani kontraplak. Evet, son noktasımız da bu. S. Gördüğünüz gibi N S şeklinde. Mıknatısların döşeli olduğu motorumuz bu. Daha önceki projeden bunu biliyorsunuz zaten. Elimde görmüş olduğunuz bir bobin arkadaşlar. Giriş ucu ve çıkış ucu. Burada ise 3 voltluk bir led görüyorsunuz. Şimdi bu kısma dikkat etmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi mıknatıslar bobinin etrafında dönerken bir elektrik enerjisi meydana geliyor. Ama bobinin ortasındaki boşluktan geçerken sadece enerji üretiliyor. Bobinin üst ve alt kenarından manyetik alan geçtiği anda gördüğünüz gibi enerji üretimi duruyor arkadaşlar. Elimde iki tane metal var. Bu demir, bu ise bakır. Bakın, demiri çekiyor. Bakır ise hiçbir şekilde manyetik özellik göstermiyor. Ama bakır ısınıyor arkadaşlar. Birazdan yapacağımız elektrik üretme testinde ise bobin elektrik üretecek. Evet, manyetik özellik gösterdi. Motorun yavaşladığını görüyorsunuz. Bakın, şu anda temas etmiyorum. Motorun devri düştü arkadaşlar. Artık elim yanmaya başladı. Evet, gördüğünüz gibi dumanları görüyorsunuz. Bakır ısındı arkadaşlar. Hazırlamış olduğum statorumu şu şekilde yerine oturtuyorum. Şimdi testime geçiyorum. Tabii mıknatıslar birbirine yakın olduğu için ilk etapta motor kalkış yapmıyor. Biraz devir vermemiz gerekiyor. Zorlanıyor çünkü. Evet, devir arttıkça ampulün
Işığı da artacaktır arkadaşlar. Bu projede manyetik ısıtma ve manyetik indüklenme yoluyla enerji üretimini işledik arkadaşlar. Faydalı bulduysanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir projede buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.